Mu? Ne oluyor bu soğanda? Bir dakikada nasıl iki katına çıktı fiyatlar? En iyi bilen isme soracağız. Cengiz Karstarlı telefon attığımızda Ankara Ticaret Borsası Patates ve Soğan Meslek Komitesi Başkanı. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Cengiz Bey, ne oluyor? Fırsatçılar mı var? Soğanı istifliyorlar mı depolarda? Yoksa bir hastalık mı? Rekolte mi düşük? Normalinde uygulama nasıldı? Bugün nasıl? Tabii. Lütfen anlatın bize. Şimdi değerli arkadaşım, Buyurun. bu sene yıl itibariyle hava şartları kuru soğan depolama tarihinde bir küf hastalığı geldi. Biraz rekolteyi düşürdü. Biraz. Tabii ki belirli bir nispette bir rekolteyi düşürdü. Tamam. Bunun karşısında bir de genel bir boşluk vardı. Çünkü soğan 4. aydan sonra hiç düşmedi ki, hep yükselerek geldi. Ya 2,5 lirayla benim bildiğim kadarıyla, şahsi olarak söylüyorum. Birden 5 lira oldu da onun için sordum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bugün toptancı halden ya da piyasadan bir market grubu eğer 3.500 lira, 4.000 lira, 4.200 liraya kadar soğan alıyorsa, tabii ki bu piyasayı ne olur haliyle yükseltir. O da onun götürüyor, işletme giderleri var. Üstüne o da kar haddini Şimdi koyuyor. 5-6 bin lira oluyor. Yani bu büyük marketler mi sorumlu bundan? Yüksek fiyat mı veriyorlar? Ya şimdi herkes para kazanma pozisyonunda. Çünkü ekonomi o kadar bozuk ki kimsenin kimseyle rekabet ettiği falan yok yani. Peki tamam, şimdi bir tam anlayalım diye soruyorum. Siz biliyorsunuz da biz de, bizi dinleyenler de meseleyi merak ediyor. Polatlı'da bu depolara baskınlardan bahsediliyor. Fotoğraflar var. Evet. Her taraf dolu soğan. O kadar Evet. soğan var, fiyatlar niye bu kadar yüksek? Ya da o soğanların Şimdi orada ne işi var? zaten tabii ki soğan mı yoktu? Evet efendim, soğan da rekolte düşük vardı ama bu kadar abartılması, bu kadar işte bugün üreticide bile 3.000 lira, 2.800 lira, 2.600 lira, 2.900 lira soğan aldığımız oluyor efendim. Tamam. Yani üreticide Şimdi fiyat yükselmiş. Niye ama? Şimdi bir de şöyle bir şey var, bakın. Yetmiyor mu Türkiye'de soğan? tüccar köylü var. Paşam. Buyurun. Yani soğanın diyelim ki Niğde'de, Ereğli'de, işte efendim Polatlı'da satıldığı dakika, satıldığı saniye fiyatı hemen otomatikmen duyurur, bilinir. Tamam. Burada piyasa öyle bir hale gelmiş ki soğanın ucundan tutan herkes para kazanmış. Bir de tabii ki yani illa ki bu süre içinde dışarıdan gelip de adam, iş adamı, ticarette uğraşıyor. Gelmiştir bir yerden, bir köyden, köylüden 3-5 bin ton soğan almıştır. 1-2 bin ton soğan almıştır. Çünkü onun ticaretini yapıyor. Yani fiyat yükselme ihtimali var diye yapmış o. Bakır da alabilirdi adam veya ne bileyim işte başka bir ürün de alabilirdi. Soğan yükselecek diye soğan almış olabilir ve buradan para kazanması da normal diyorsunuz ama ben şunu anlamaya çalışıyorum. Hala bende bir kopukluk oldu. Üretici üretiyor, her zaman olduğu gibi. Geçen sene de böyleydi, bu sene de öyle. Sonra buradan toptancılar alıyorlar ve kuru soğan yetiştikten sonra bir yerde herhalde depolanıyor, değil mi bu? Yılın Tabii ki. belli zamanlarında satılmak üzere. Geçen Tabii ki. yıl olmayan fiyat artışı bu yıl niye oldu? İşte ben onu size kısaca özetledim. Yazın mildiyo hastalığı rekolteyi düşürdü yazlıkta. Yazlık olmayınca millet kışlığa geldi, saldırdı başta. Anladım. Yani Tamam mı? Bir soğanda. boşluktan çıktı soğan, çünkü orada mesela 5.000 liraları falan görmüştü ya, bu Hatay Reyhanlı soğanları, Karacabey soğanları 5.000 lira toptan satılmıştı yazın. Yani Hastalık mıdır o yani? kopukluk, yani ta oradan mı şey yapıyoruz, geliyor bu tarafa. Anladım. Yani malda normalde eksiklik var ama şunu inanın, Türkiye'de herkes şunu bilsin. Çiftçi bir ürünün kaç para edeceğini tüccardan da iyi biliyor. Hep şikayet ediyorlar çiftçi az para kazanıyor diye. Ya şimdi paşam, adam çok borçlu, dertli bir adamdır. Soğanı tavadan kaldırdığı dakika o soğanı satıp işçilerin parasını verip kalan borcunu da dağıtmak durumundadır. Çünkü 6 aydır, 8 aydır herkes o soğanın başında. Ne oluyor burada, o soğanı tarlada adam, orada tüccar bir şekilde alıyor. Peki. Tabii hasat zamanı fiyatlar düşük oluyor.
şimdi şunu sormak istiyorum ben. Gerçekten fırsatçılık yapan var mı Cengiz Bey? Paşam ticarette o sizin dediğiniz olmaz mı? Tabii ki fırsatçılık yapanlar da var. Yani şimdi Türkiye'de siz sebze meyve ticaretinin, yani bugün soğan için de demiyorum, geneline geçerlidir, geneline şamil olsun. Geçen sene de işte patates de oldu, 7,5 liraya çıkmıştı patates Haziran'da veya Mayıs'ta. Yani ama sonra ne oldu, tekrar düştü, 1000 liraya kadar düştü. Peki şimdi düşecek mi bu soğanın fiyatı da? Çünkü hükümet de diyor ki burada fırsatçılık var, biz bunu müsaade etmeyiz diyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim paşam, bir kasa elmanın içinde bir iki tane çürük olmaz mı? Hı-hı. Olur. Ama bir iki... Bu her meslek için geçerlidir. Çiftçisinden tutun, tüccarından tutun, kim olursa olsun. Ama bir herkes iki, bir iki para kazanma adına bir takım spekülasyonlara girmiştir. Mal dalmıştır. Tabii ki bu fiyatlar bir nevi kendi içinde spekülasyon ama bir de bir ihtiyaç var. Hı-hı. Yani piyasanın arzı var. Yani bugün soğanı biz istiyoruz ki Türkiye'de ne 5000 lira olsun ne 500 lira olsun. Ben sürekli zaten bütün insanlarla temasta, çiftçilere her zaman kaliteli üretin, yapabildiğiniz kadar yani sırtınızın ne kadar yük taşıyorsanız o kadar ekin. Verdiğiniz örnekten yola çıkarak söylüyorum, bir kasa elmada iki çürük olmaz mı diyorsunuz? O tabii iki, ki yani iki bu... çürük, o iki çürük bütün kasayı ortadan kaldıracak veya kasayı çürütecek noktada mı ki bu fiyatları o iki çürüğe bağlıyoruz? Ben tam onu çözmeye çalışıyorum. Yani burada ya, yok bir, diyorum ki bir diyorum hastalık ki, bu, var. Bu bizim işimizi, mesleğimizi yapan çiftçisinden ya da esnafından, tabii ki bizim işlerimizde de yanlış noktada yanlış işler yapan insanlar olabilir. Bu yani bu şey stokçuluk değil. Yapan ama vardır insanlar, diyorsunuz. Ama bakın size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de depolarda soğan çürüdüğü zaman inanın o çiftçi hiç kaldırıp kafasını kaldırıp da sistem bile etmedi. O soğanın çiftçisi döktü. Ve yıllardır Türkiye'de soğan dökülür. Onun için ya biraz da tabii ki ekimin de azlığından da oluyor. Yani öyle baskın bir mal yok. Peki. Anlatabildim mi? Anladım Deniz yani Bey. Peki. Bırakılsaydı zaten bu soğandır. Kullanım alanı da belli. Düşer de diyorsunuz. Spekülasyon olmazdı yani bu kadar sansasyon yaratacak, hani memleketin bütün sorunları çözüldü bir soğana mı kaldı diyebileceğimiz. Peki. Teşekkür ediyoruz Cengiz Karslarlı, değerlendirmeler için eksik olmayın. Ankara Ticaret Borsası Patates ve Soğan Meslek Komitesi Başkanı.